Afet Hanım, Emin Bey'e siniriniz geçmedi mi? Geçmedi. Da şimdi bir de bu Şerif Ali'ye benim aklım takıldı. Ailesi okula devam etmesini istemiyormuş. Aa, ha bu yaralanma olayı yüzünden. Ürktü aile tabii Bahar. İyi de bunun okulla bir alakası yok ki. Cık, öyle tabii, yani bu Şerif Ali'nin ne günahı var? Anladığım kadarıyla babası kapıcılık yapacaksın okulu bitirsen de. Ne işin var, başarılı olamazsın, sen de kapıcı çocuğusun falan gibi bir şeyler düşündü. Gel bana yardım et dedim. Evet. İyi de Şerif Ali son derece başarılı bir öğrenci, çalışkan bir öğrenci. Yani başarılı olursa burs kazanır, bir yolu bulunur bunun. Bu liseye devam etmesinin bir yolunu bulmamız lazım. Hakikaten bir şey yapıp keşke bir yolunu bulsak. Benim ne kapıcı çocuğu öğrencilerim oldu. Şimdi en önemli mevkilerde. Umutsuz olmak için bir neden yok ki. Değil mi? Değil mi? Alo. İyi günler efendim. Aylin Hanım'la mı görüşüyorum? Aslında siz beni tanımazsınız. Ben Afet Güçverir. Öğretmenim efendim. Ankara'da halanızın kiracısıydım. Hep sizden bahsederdi. İstanbul'dayım. Da bir konuda sizden bir aracılık rica edebilir miyim? Bir öğrencimin istikbali söz konusu. Vay be. Bayramlık gömleğin de pek güzel olmuş. Sağ ol baba. Gerek yoktu ama. Olur mu gerek yok oğlum? Bayramda yeni şeyler giymek gerek. Aman bayram günü bile rahat vermiyorlar insana ya. Siz rahatsız olmayın anacığım. İçin çayınızı, ben bakarım kapıya. Hadi bak. Afet öğretmenim. Rıza abi. Misafirlerimiz var. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun şöyle oturun. Rüya gibi vallahi. Moskoca Beşiktaşlı Rıza bize gelmiş ha. Hanım bir çay koyuyor ben misafirlerim. Bunu da alır mısınız Rıza Bey'den? Bu. Ay, çok teşekkür ederim. Biz Şerif Ali için konuşmaya geldik sizinle. Ya öyle mi? Buyurun hocam. Hoca neyse de şimdi biz diyoruz ki Şerif Ali'nin tahsiline devam etmesi gerekiyor. Öyle ama Şerif Ali bana yardım edecek artık. Hem biz zor geçiniyoruz. Onu okutmakta zorlanıyoruz. Ama bu çocuğun tahsil hayatına devam etmesi gerekiyor. Yani mücadeleyle her şey olur. Bakın Rıza Bey de yoksul bir ailenin çocuğuydu ama mücadele etti. Şimdi şu anda Türkiye'nin, ülkenin en üst düzeydeki spor adamlarından biri. Değil mi? Evet. Bilmem ki öğretmen hanım. Bunda bilmeyecek bir şey yok. Bu çocuğun tahsil hayatının önünü kapamayalım. Değil mi Rıza Bey? Evet. Bence de okuluna devam etmesi gerekiyor. Biz de sonuna kadar ona destek olacağız, yanında olacağız. Vallahi bir düşünelim bakalım. Öyle bir karar verelim.